Hepinize merhaba arkadaşlar. Dünyanın en saçma tek kişilik araba kopyalamasının ikinci versiyonuyla birlikteyiz. Dün Deluxe versiyonunu izlemiştiniz. Bugün de Dominatörlü versiyonunu sizlerle birlikte paylaşacağım. Bu gibi saçma kopyalamalarla uğraşmak istemiyorsanız benden para paketi satın alabilirsiniz. Hemen açıklama kısmında ve yorumlar kısmında mağazam linki mevcut arkadaşlar. Hem para paketi hem de hesap satışı olaraktan işlemlerimiz son gaz devam ediyor. Almak istiyorsanız videonun açıklama kısmında ve yorumlarda sabitlenmiş olaraktan mağazam linkini bulabilirsiniz. Tüm marketlerin almak istediğiniz paketlerin açıklama kısmında yazıyor. Haberiniz olsun. Öncelikle dünkü video Deluxe'la yapmıştım. Neden Deluxe'la yapıyoruz diye size söylemiştim ya. Arkadaşlar ben bunu LG'yle de yapmayı denedim. LG'yle yapıldığı takdirde dışarıya çıktığımız zaman bizi arabadan atmıyor. Yani kopyalama olmuyor. Şimdi Arenavor'dayız. Arenavor'a geldiğimiz zaman arkadaşlar bir tane dominatör almanız gerekiyor. Bunu Arenavor'un sitesinden satın alabilirsiniz. Bunları göstermeyeceğim. Onun haricinde öncelikle dominatörü modifiye etmeniz gerekiyor. İyice bakın çünkü hani çok fazla karlı bir kopyalama değil. O yüzden dominatöre geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan istediğiniz şekilde bunu modifiye edebilirsiniz. Tamam mı? 1 milyon 132 bin değil mi? Buna 1 milyon 132 bin veriyorsunuz ve modifiye ediyorsunuz. Ondan sonra da Exit the Workshop yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapıp ne kadar fazla bu kopyalamayı yapacaksınız arkadaşlar. Bu kadar fazla da dominatöre alıp bu galiba 25 bin dolar mı ne satılıyor? Biliyorsunuz 1 milyon 132 bin verip buna hadi 1 milyon yuvarlayalım. 1 milyonu verip ne kadar fazla kopyalama yapmak istiyorsanız Arena garajınıza o kadar fazla diziyorsunuz. Ondan haricinde de kopyalayacağınız araba yine işsiz olacak ve bu kopyalayacağınız araba da Mobile Operation Center'ınızın içerisinde olacak arkadaşlar. Size bir püf nokta daha söyle göstereyim. Buradan preferencesini, spawn location'ınızı bunker yapın, tamam mı? Preferences'e gelin, buradan spawn location'ınızı da bunker alın. Ondan sonra da buradan itibaren bunker'a geçebiliriz. Hiç gitmekle uğraşmayacağım. Direkt buradan zaten spawn location'ın bunker'ım olduğu için direkt server'ı değiştireceğim arkadaşlar. Siz de öyle yapabilirsiniz. Sadece dominatörün modifiyesini size göstermek amacıyla yaptım. Şimdi bunu dominatör yapıyoruz. Bir de üstüne ISI kopyalayacağız. Şimdi dominatöre 1 milyon 130 bin verdik. Büyük ihtimalle dominatörün satış fiyatı 500 bin civarında olacak. ISI'nizin de satış fiyatı full modifiye ise 1 milyon 800 bin civarında oluyor arkadaşlar. Yani 1 milyon 800'e 500 bin eklediğiniz zaman kaç yapıyor? 2-300 yapıyor. Büyük ihtimalle aracımız 2-300 civarında satılacak. Eğer ki Deluxe versiyonunu yapmak istiyorsanız da onu da yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani çok da gerek yok çünkü şöyle 2 milyon 300 bine satsak zaten 1 milyon 300 bine ne yaptık biz? Hemen bir dakika 2-300'den hesaplıyorum. 1 milyon 100 binde arabayı modifiye ettik. Size arkadaşlar 1 milyon 200 bin kalacak. Hadi düz hesap yapın. İstiniz full modifiye olmasın. 1 milyon kalacak. 1 milyon da yani sizin yani bence değmez. Çünkü sonuç olarak günde bir tane araç satabileceksiniz. İkinci arabayı satmaya gittiğiniz zaman aracınızın fiyatı düşecek. Öncelikle kamyonunuzun arkasındaki istiği çıkartıyorsunuz. Çıkarttıktan sonra dünkü işlemle aynı. Yani hemen hemen aynı. Hepsi aynı aslında. Buradan kontak misyon açıyorsunuz arkadaşlar. Burada bekliyoruz. Bu taraflarda bekleyin. Ya aslında bir bok fark etmiyor. Hani başka yerde de bekleyebilirsiniz de. Burada şu aşağıda var ya Looking for Job yazıyor ya. Orası 2 bölü 4, 3 bölü 4 olduğu zaman arkadaşlar tekrardan telefondan kontak misyonu geleceğiz ve görevi kapatacağız. Kapattığımız zaman da minimap'imizde şurada araba gözüküyor ya. Bak minimap'e iyi bakın. İşsinin şekli gözüküyor ya minimap'te. Onun gözükmemesi gerekiyor ve kamyonun içerisine girme yuvarlağının da çıkıyor olması gerekiyor arkadaşlar. Şu an hiç gözükmüyor ama yani onun çıkıyor olması gerekiyor. Birazdan daha detaylı bir şekilde anlayacaksınız zaten. Görev bir bulsun. Eğer ki görevde sizi 4-4 yani 4 kişilik görev açılıyor ya. Direkt 4. olaraktan atılırsanız arkadaşlar. Bu arada açıldı. Görevi kapatın. Kapattıktan sonra tekrardan bunker'a gelin. Ondan sonra devam edebilirsiniz. Mesela az önce yaptığımız iş olmadı arkadaşlar. Minimap'teki arabamız kaybolmadı. Tekrardan aynı işlemi yapmamız gerekiyor. Bu olana kadar bunu yapmanız gerekiyor. Yani minimap'te araba gözükmeyecek ve kamyonun içerisine girme yuvarlağının da çıkıyor olması gerekiyor. Videodayım değil mi ben? Bakayım mı? Evet, bayağı bir denedim arkadaşlar. Nereden baksanız 5-6 dakikadır deniyorum.
Videoyu büyük ihtimal kesmişimdir. Bak araba minimap'te gözükmüyor ve kamyonun içerisine girme yuvarlağı da gördüğünüz üzere çıkıyor. Bunun bu şekilde olması gerekiyor. Bu şekilde olduktan sonra bunkerdan çıkabilirsiniz. Bunkerdan çıkacağız ve Arena War'a gideceğiz. Arena War'a gidebilmeniz için ya yoldan araba çalıp öyle gidin veya da benim göstereceğim şekilde helikopter çağırıp öyle gidin arkadaşlar. Şirketinizden direkt buradan helikopter çağırabilirsiniz. Eğer helikopter size de 25 bin dolar yazıyorsa 25 bin dolara kiralayın. Zaten çok karlı bir iş yapmadığınızdan dolayı 25 bin dolar da oradan kesersiniz. En azından daha hızlı bir şekilde kopyalamanızı yaparsınız. Buradan arenaya gideceğiz. Ben büyük ihtimal buraları da hızlandırırım. Evet, dominatöre bineceğiz, dışarıya çıkacağız. Dışarıya çıktığımız zaman arabanın kaybolması gerekiyor eğer doğru bir şekilde yaptıysak. Evet, bu şekilde kaybolduktan sonra arkadaşlar buradan tekrar helikoptere binip bunkere döneceğiz. Bunkere döndükten sonra da orada hani biz araba çıkartmıştık ya kopyalayacağımız arabayı. O arabayı kamyonun içerisine tekrardan geri park edeceğiz. Ondan sonra da kopyalama işlemi tamamlanmış oluyor. Kopyalanan araba kamyonun arkasında oluyor. Sizin orijinal arabanız da Arena War'un içerisine gelmiş oluyor arkadaşlar. Yani sizin pahalıya satacağınız araba kamyonun arkasındaki araba olmuş oluyor. Haberiniz olsun. Birazdan kopyalama bittikten sonra satışını da göstereceğim. Evet, geldim. Buradan itibaren zaten aracınızın plakası değişmiş oluyor arkadaşlar. Videonun başındaki plakaya bakın, bir de şimdiki plakaya bakın. Değişmiştir büyük ihtimalle. Ben bakmamıştım plakaya. Burada kamyonun içerisine gireceğiniz zaman full yarısı verecektir. Aslında sadece bir tane araba çıkartmıştık gördüğünüz gibi ama full yarısı verdi. Yani bu demek oluyor ki kopyalama tamamlandı. Şimdi buradan itibaren direkt satışa gidelim. Satmaya gittiğimiz zaman bakalım araba kaç paradan satılıyor, bizim karımız ne, zararımız ne, yapılır mı, yapılmaz mı falan fistanını da Los Santos Custom'a gidince konuşalım. Videoyu biraz daha hızlandırayım ben. Arkadaşlar satışa getirdim ama şöyle bir sıkıntı var. Ben PlayStation 5 versiyonumda az önce Deluxe kopyalamayı yaptığım zaman satmıştım. Şimdi de PlayStation 4 versiyonundaki karakterime geçtim. Ama büyük ihtimalle satış politikası aynı ve fiyat yarıya çıkıyor. Yani hani ben hesap değiştirdim ki fiyat yarıya çıkmasın, her şeyi net bir şekilde görelim diye. Ama büyük ihtimalle her iki hesap yani Source Club aynı olduğundan dolayı büyük ihtimalle karakter fark etmiyor PlayStation 4, PlayStation 5. O yüzden buradaki satış fiyatı yarıya düşmüş arkadaşlar. Yani benim isim normal şartlarda zaten 1 milyon 800 bin ediyor. Bu büyük ihtimalle yarıya düştü. Yani benim tahminlerimce arabaya yani birlikte kopyaladığınız zaman siz 2 milyon 300 bine satacaksınız. Şimdi 2 milyon 300 bine sattığınız zaman zaten 1 milyon 100 bine arabayı modifiye ediyoruz. Yani düz hesap yaptığınız zaman sizin 1 milyon 100 bin veyahut da 1 milyon 200 bin karınız olmuş oluyor. Ben tekrardan size fiyatı gösteremedim. Hani hesap değiştirsem bile olmadı. Büyük ihtimalle komple farklı bir hesaba geçmem gerekiyordu. İki hesap aynı çünkü. Hani bir PS5 biri PS4. Anlamışsınızdır siz. O yüzden yani karınız 1 milyon oluyor. Diğer de yüksek versiyonu bu şekilde. Yani çok fazla paranız yoksa bu işlere girmenizi tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Para kazanacağınıza para kaybedebilirsiniz. Bu videomuzu buraya kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz.